Aşağıdakilerden hangisinde için edatı cümleye neden sonuç veya amaç sonuç anlamı katmamıştır? Onu tanımadığım için elini sıkmadım. Neden sonuç anlamında? İki gün için aranızdan ayrılacağım. Yani iki gün boyunca iki günlüğüne demek istemiş burada. Herhangi bir amaç sonuç ya da neden sonuç cümlesi söz konusu değil. Dedikodudan bıktığım için mahalleye uğramıyorum. Burada neden sonuç var? Bizi üzmemek için elinden geleni yaptı. Neden sonuç? Metrobüse binmek için 5 dakika fazla yürüyorum. Burada amaç sonuç söz konusu amacı metrobüse binmek bu yüzden fazla yürüyor demiş. İki gün için aranızdan ayrılacağım. Burada aralarından ayrılma sebebini söylüyor. Fakat burada neden sonuç ilişkisi yok. Yani iki günlüğüne aranızda olmayacağım diyor. Cevabımız B seçeneği. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır? Yolculuk uçak ile yapılırsa zamandan kazanılır. Burada edat görevindedir. Kuralımızı hatırlayalım. İle sözcüğü yerine ve koyduğumuzda anlamlı oluyorsa bağlaçtır diyoruz. Ve sözcüğü koyduğumuzda anlamsız oluyorsa edattır diyoruz. Burada uçak ve yapılırsa dersek anlamsız oluyor edattır diyoruz. Suyu çay bardağı ve değil su bardağı ve iç anlamsız oluyor. Edattır. Onu arkadaşları ve gördüğünde kızmıştı. Yine edat anlamında. Çalışırken çevreniz ve pek ilgilenmemelisiniz. Edat anlamında. Ve buralarda fark ettiysek yine birliktelik söz konusu. Birlikte yapma. Bir işi beraber yapma anlamı var. Şoför ile muavin yolculuk boyunca tartıştılar. Şoför ve muavin yolculuk boyunca tartıştılar. Burada V kelimesi kullanabiliyoruz. Bağlaç anlamında kullanılmıştır. Cevabımız E seçeneği. Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaçtır? Yalnız taş duvar olmaz. Nasıl taş yalnız taş sıfat görevindedir. Büyük firmalar sektörde yalnız kalmak isterler. Nasıl kalmak isterler? Yalnız kalmak. Buradaki kalmak sözcüğümüz fiilimsidir. Bunu nitelediği için de zarftır yalnız kelimesi. Annem şimdi köyde yalnızdır. Burada yüklem isim anlamında kullanılmıştır. Yüklem görevinde isim sözcüğüdür. Murat da gelecek yalnız biraz bekleyelim. Ama biraz bekleyelim fakat biraz bekleyelim diyebiliyoruz. Yerine ama ve fakat sözcüklerini koyabildiğimiz için bağlaçtır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile cümleye birlikte, beraber sözcüklerinin anlamını katmıştır? İnsanın bir miras yedi ile birlikte yaşamaya başlaması çok ilginç olsa gerek. Miras yedi ile yaşamaya başlaması derken burada bir birliktelik, beraberlik söz konusu. Bizden istediği anlam burada var. Cevabımız adana. Aşağıdakilerden hangisinde ancak sözcüğü bağlaç görevindedir? Ancak sözcüğünün bağlaç görevinde olabilmesi için yerine fakat kelimesini koyabilmemiz gerekiyor. Eğer sadece kelimesini koyduğumuzda yerine anlamlı oluyorsa bağlaç değildir. Bu maaşla sadece kendine bir elbise alabilirsin. Anlamlı oluyor, bağlaç değildir. Sizinle sadece pazar günü görüşebiliriz. Bu işin altından ancak sen kalkabilirsin. Sadece sen kalkabilirsin. Onun dilinden ancak ben anlarım. Sadece ben anlarım. Bu cümlelerde sadece koyduğumuzda uyumlu olduğu için bağlaç görevinde değildir. Çok nasihat ettim ancak sözümü dinletemedim. Fakat sözümü dinletemedim. Anlamlı oluyor cevabımız D seçeneği. İle sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde kaşıkla toplayıp kepçeyle dağıtık cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? Buradaki görevi edattır. Çünkü ile kelimesi yerine ve koyduğumuzda anlamlı olmuyor. O zaman edattır diyoruz. Anlamı ise kaşıkla toplayıp kepçeyle dağıttık diyor. Yani kaşık ve kepçe aracılığıyla dağıttık. Buradaki anlamı aracı olmak aracılığıyladır. Bu da C seçeneğinde verilmiş. Bazı işlerimi telefonla takip ediyorum. Telefon aracılığıyla takip ediyorum anlamında kullanılmış. Ve burada yine ile kelimesi yerine V kelimesi koyduğumuzda cümle anlamsız oluyor. Edat anlamında kullanılmış diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü göre anlamında kullanılmıştır? Bizim için buralara kadar gelmene gerek yoktu. Bizim göre buralara kadar gelmene gerek yoktu. Anlamsız oluyor. Bir sanatçı için alkış her şeyden önemlidir. Bir sanatçıya göre alkış her şeyden önemlidir diyebiliyoruz. Burada anlam akışımız sağlanıyor. Bütün arkadaşlarım için ayrı ayrı hediyeler aldım. Sizin için hiç sevmediğim insanlarla konuştum sizin göre olmuyor. Birkaç gün göre Ankara dışına çıkacağım. Burada da değil cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile l la edatı eylemi durum yönünden belirten görevinin dışında kullanılmamıştır. Eylemi durum yönünden belirtiyorsa biz buna ne diyoruz? Durum zarfıdır diyoruz. Bunu hangi soruyla buluyorduk? Nasıl sorusuyla buluyorduk? Eyleme nasıl sorusunu sorduğumuzda bize durum zarfımızı veriyordu. Burada hangi bu, hangisinde bu görev dışında kullanılmamıştır diyor. Bu sözleri kötü niyetle söylemiyorum. Nasıl söylemiyorum? Kötü niyetle söylemiyorum. Bu anlamda kullanılmış. Denizden söz eden her yazıyı zevkle okurum. Nasıl okurum? Zevkle okurum. Hayranlıkla büyük bir şairi dinlemeye başladık. Nasıl dinlemeye başladık? Hayranlıkla. Masanın üstünde duran gazeteyi heyecanla okumaya başladı nasıl okumaya başladı? Heyecanla okumaya başladı. Elindeki kağıtları makasla kesmek istiyordu. Nasıl kesmek istiyordu dediğimiz zaman bunun cevabını veremiyoruz. Ne ile kesmek istiyordu sorusunun cevabı var burada. Bu da bize